Herkese merhaba. Duayan gazeteci Uğur Dündar, İYİ Parti'nin anketlerdeki yükselişine dikkat çekti, attığı tweetle bu konuyu çok kısaca yorumlayacağım. Peki ne dedi Uğur Dündar? Yeni Çağ Gazetesi'nin haberi ve Uğur Dündar'ın tweetiyle beraber ekrana bakıyorum, aktaracağım. İYİ Parti'nin anket sonuçlarındaki yükselişi devam ederken gazeteci Uğur Dündar da sosyal medya hesabından anket sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaparak Meral Akşener hakkında tüm engellemelere ve baskılara karşın aydınlık yarınlara doğru hız kesmeden ilerliyor açıklamasını yaptı. Dündar Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Anketler İYİ Parti'nin oy oranının ilk kez %15'i geçtiğini gösteriyor. Mangal yürekli Cumhuriyet kadını Sayın Meral Akşener tüm engellemelere ve baskılara karşın aydınlık yarınlara doğru hız kesmeden ilerliyor. Evet, İYİ Parti ve Meral Akşener'in yükselişi devam ediyor. İYİ Parti ortalama bir Türk seçmeni için aşağı yukarı tüm ideolojik değerleri kapsayan bir parti ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin güven oyu kaybettiği bir dönemde gelecekte kuvvetli bir merkez sağ partisi olarak tekrar kalıcı bir parti olarak Türkiye'ye merkez sağa yerleşecek bir partidir. Daha önceki yaptığım yorumlarımda da söylemiştim. İYİ Parti Türkiye'nin geleceğine damga vuracak hem Meral Akşener'in usta siyasetçiliği hem de İYİ Parti'nin AKP'ye rağmen Türk siyasetinde konumlandığı yer itibariyle AKP oy kaybettikçe İYİ Parti oy arttırıyor. Bunda elbette ki konjektürel durum. Meral Akşener'in bir kadın olması ve Türk insanlarının bir kadın siyasetçi olan teveccühü ve aynı zamanda Meral Akşener'in kullandığı milliyetçi, laik, aynı zamanda dindar, muhafazakarları da kesinlikle rencide etmeyen ve ortalama bir merkez sağdaki gibi çok son derece olağan ve etkili üslubu ve aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin kullandığı o olumsuz dil ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomiyle beraber tepe taklak gidiyor olması Türk seçmenindeki sol takıntısı nedeniyle İYİ Parti adeta bir merkez sağ parti gibi yükselmesine neden oluyor İYİ Parti'nin. Evet, Avrasya Anket Uğur Dündar'ın verdiği %15 oy oranı Avrasya Anket'in verdiği oy oranı ama sadece Avrasya Anket'te değil. Tüm anketlerde İYİ Parti yükseliyor. Türk seçmeninin ortalama ideolojik görüşü olan Atatürkçülük, muhafazakarlık ve aynı zamanda laiklik ve insan haklarına olan duyarlılık, işte İYİ Parti'ye olan teveccühü de artılıyor. Ortalama bir merkez parti ve merkez sağ parti hüviyetinde olan İYİ Parti'nin gelecekte Türk siyasi hayatında lider parti olacağını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti'ye olası bir güçlendirilmiş parlamenter sistemde eşlik edeceğini düşünüyorum. O yüzden şu sıkıntılı günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e Millet İttifakı'nı kutlamak gerekiyor. Adeta anket sonuçlarında tıpkı 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi iktidarı yerle bir ediyorlar. Değerli izleyiciler, beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber bu eşik aşılacak ama emin olun ki bunda Meral Akşener'in ve İYİ Parti'nin ve aynı zamanda seçimlere 2018'e girmesini sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o stratejik zekası da çok etkin bir yer tutacak. İYİ Parti geliyor.